Evet Cemiz Dede. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle uç sürgün aşısı yapacağız. Uç sürgün aşısı almış olduğumuz kalem Ronde. Tabii ki ben bunları dün aldım ama nemli bezinçte sakladım. Her ne olursa olsun aslında alıp yapmak gerekiyor. Tabii bahçe uzak olunca da böyle gecikmeli de olsa ben yine de şansımı deneyeceğim. Şurada şu iki gözü kullanacağım. İki göz var burada. Bunu aynı yarma aşı yaptığımız gibi, yarma aşı sarar gibi aynı bu şekilde açacağım. Uzun bir sünnet bölgesi istiyorum. Mümkün olabilir. Taze bu arkadaş, taze olduğu için boyunlu gözden süren gözden alıp, buyurun aşısı zaten almış olduğumuz yerde boyunlu gözden süren gözlerden aldık. Açılışı böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bir tarafı hafif ince açıyoruz, bir tarafı az geniş açıyoruz konu tutabilsin. Böyle. Bunu taze olduğu için gözleri sarmak istiyorum arkadaşlar. Streçle. Aşırı su kaybetmemesi için. Şuradan şöyle dışını, gözümün dibinden başlayacağım. İnce streçle gözüm olduğu yeri bırakacağım. Şu şekilde. Nem kaybetsin istemiyorum çünkü bunu. Nem kaybederse çok çabuk su kaybeder. O zaman aşımızda başarısızlık elde ediyoruz. Hemen stresle sardığım için hemen su kaybetmeyecektir. Gözler açık koydum gördüğünüz gibi. Sadece gözler açık kaldı. Patlayabilmesi için. Çok da fazla geç kalmamak gerekiyor. Hemen bunu ağacımızın direkt uç sürgünle yapacağım. Şimdi şuradan keseceğim. Fazla beklemek istemiyorum artık. Hemen nemini bulabilelim. Ağzını tutuyorum. Bunu aynı ağaç yardığımız gibi yarıyoruz. Bu şekilde. Yerleştiriyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Evet. Bunu da silikonla saracağız şimdi. Evet. Silikonla sıkıca saracağız. Şekilde başlayarak. Hava aldırmadan. Gördüğünüz gibi bir göz de burada var kalemde. Onu da yine koruyacağım. Çapraz alarak gözlerimi de koruyorum. O gözlerden de hareket istiyorum.
şimdi yukarıda gördüğünüz gibi iyice birbirine bağladım. Artık şuradan bir çapraz girişler şu şekilde. Gözü iyice muhafaza ederek. Buradan da ters çapraz alarak şu şekilde şöyle. Gözüm olduğu yer kalacak sadece arkadaşlar. Evet. Haşımı bitiriyorum. Evet arkadaşlar, bu dediğim gibi boyunlu gözlerden alarak aldığım bir kalem. Taze sürgün. Burada da görmüş olduğunuz şu gözler var arkadaşlar. Bunlar patlamasın diye. Bunları öldürüyorum. Ağacın uçlarındaki. Tamam. İnşallah başarırız. Sizlerle paylaşacağım. Streçle sarmamızın faydası, şu kalem ani nem kaybedecekti. Buradan nemini alarak şu anda sağlıklı duracak. Devam ediyoruz. İsterseniz bir tane daha yapalım. Bunu da bu sefer hazırlıklı olalım. Demin geç kaldık biraz. Biraz sağlam yere şu şekilde. Buradan kesiyorum. İki yaprağı alacağım. Burada da gözümü ayarlayacağım. Aynen. Streçimle sarmak istiyorum bunu. Ama ilk önce kalemi açmam gerekiyor. Tabii ne kadar oturacağını görmem için. Şuradan şu şekilde kalemi açıyorum. Uzun bir kesitle. Görüldüğü gibi. Bu şekilde açtım. Düzgün bir açışla. Artık hava da çok sıcak. Aslında bunu sabahleyin serinde yapabiliriz. Streçle kalemin gözsüz olan yerlerini, göz olmayan yerlerini saracağım ki nem kaybetmesin. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Gözüm olduğu yeri boş bırakıyorum. Ta ki kalemi açmış olduğum bölgeye kadar streçle sarıyorum dışını. Ani nem kaybetmesi olmasın diye. Gözler boşta kalıyor. Kalem oturtacağım yeri yarıyorum. Şu şekilde arkadaşlar oturtuyoruz kalemimizi. Evet. Bu sefer silikonla sarıyoruz. Çünkü streçimiz çok ince, streç sıkmayacağı için silikonla sarıyoruz. Biz buna taze sürgün aşısı diyoruz. Ama tekrar söylüyorum, bu sürgünler boyunlu gözlerden uzayan taze sürgünler. Yani ağacın ucundaki filizler değil. Filizler çünkü bu gibi sert olamaz. Yine boyunlu gözlerden çıkan sürgünler hızlı çektiği için bunlar biraz daha destekli ve sert oluyor.
Evet arkadaşlar. Bu şekilde de aşımı tamamlamış oluyorum. Şimdi iki tane taze sürgün aşısı yapmış olduk. Burada bir işlem daha kaldı. O da şu şekilde. Hafif çapraz, aynı destere çektiğimiz buraya bir ağlama. Bir de buraya şöyle. Biraz alt tarafa. Ağlama kanalı oluşturarak iki tane aşımızı yaptık. Biz el bizim değil, vesileyiz sadece. Rabbim bilir bu işi. İnşallah olur. Gördüğünüz gibi güzel başı oldu. Gel oğlum, bak burada senin onur aşıyı gösterelim. Gel. Bu arada kralımız, yani kamambir. Bakın burada bizim Mayıs ayında yaptığımız, istersen çek istersen görelim. Mayıs ayında yapmış olduğumuz onur ayı, onur aşı. Yaklaştır bak, şuradan kaynamış. Mayıs'ın sanırım 30'u gibiydi. Erik bu. Aşağı yukarı bir 8 santim 10 santim kalemle yaptık. Şurada bir tane daha var bak, küçük. O da tutmuş. Onur aşı. Güzel oldu. İnşallah paylaşırız. Onur aşının nasıl yapıldığını güzel videolar çekeceğim sizlere. Mayıs ayına kadar mükemmel baş. Her ağaçta kullanabileceğimiz. Saygılar, sevgiler. Hoşça kalın, cevizde kalın. Ha şey soruyorsunuz. Eğer boyunlu gözler hangisi diye merak ediyorsanız size gösterebilir miyim? Şurada var mı boyunlu göz? Boyunlu göz, boyunlu göz. Var mı bunlarda? Bakın arkadaşlar, sadece şu günlerde. Boyunlu göz şu. Gördünüz mü? Bakın. Bakın boyunlu göz bu işte. Şurada gözler var. Boyunlu göze böyle kalem gibi anide uzuyor. Kesiyoruz. Bunlar biraz sert oluyor. Ama normal uç filizleri yapmaya kalkarsak onlar cansız olduğu için tutmayabiliyor. Boyunlu gözlerden daha güzel oluyor. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın, cevizde kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Arif Gökçe Cevizde'de. Teşekkürler.